Arkadaşlar merhabalar. Trigonometride şimdi artık 7. parçadayız. Sıralama kısmındayız. Sıralamanın nasıl olduğunu size güzelce anlatayım. Şimdi ilk önce bir birim çember çizeyim size bakın. Birim çember üzerinde göstereyim. Ne yapacağız? İndirgeme öğrettim ya size. Bütün 90'dan büyük olan açıları önce 90'dan küçük hale getireceksiniz. O yüzden sorularda biz hep bu dar açılar üzerinden gideceğiz. Diğerleri tarafından yapmaya çalıştığınız zaman kafanız karışır. Çünkü işin içine bir de işaretler girecek. O yüzden siz beni dinleyin. Her zaman indirgeme formüllerini kullanıp öyle başlayın soruya. Eğer 90'dan büyük derse. Şimdi dar açılarda arkadaşlar trigonometride şöyle bir şey var. Birim çemberin çeyrek kısmını çizdim bakın. Ne söylüyorduk? Birim çemberde apsis yani x kosalfadır. alfa'dır. Ordinat yani y sin alfayı eşittir. Şimdi dikkat. Size bir şey çizeceğim. Temsili olarak bu alfa böyle olsun. Şimdi şuradan alayım çizgimi. Dikkat edin lütfen. Bakın arkadaşlar. Sinüs alfa başlangıçta sıfırdır. Neden? Hatırlayın. Sin sıfır sıfırdır. Ve sin alfa y değeridir. Yani sin alfa, sin alfa düşey uzunluktur. Düşey uzunluk olduğu için lütfen dikkat edin. Yavaş yavaş yükseklik artıyor. Görüyor musunuz? Sinüs alfa değeri açı büyüdükçe büyüyor. En son kaça geliyor? 1'e. İşte bu yüzden arkadaşlar sürekli yükseklik arttığı için sinüs alfa 0'dan 90'a gittikçe sinüs büyür. Bunu hemen söyleyeyim. En basit örneği sinüs 0, 0'dır. Sinüs 91'dir. Böylece bunların arttığını görebiliyoruz. Bir de dediğim gibi... Şöyle bir tane daha yapayım hatta bakın. Böyle büyüttüm açıyı. Bakın şu uzunluk tabii ki bu uzunluktan daha kısa arkadaşlar. Bu birincisi. Sinüs alfanın arttığını görüyoruz. Gelelim şimdi kosinüs alfaya. Yine birim çemberi çiziyorum. Çeyrek kısmını çiziyorum sadece dar açı yeterli. Bakın şimdi. Kosinüs alfada neydi? Yatay yani bizim için x değeri. O yüzden dikkat. Kosinüs 0 1'dir. En büyük değerini alır. Yatay uzunluğa bakın. Yatay uzunluk gittikçe küçülüyor görüyor musunuz? Haliyle arkadaşlar en son nereye geliyor? Sıfıra. Kosinüs de arkadaşlar. iki tane açı çizeyim hem görün böylece. Kosinüs arkadaşlar şöyle yatay olan uzunluktur. Şu kırmızıyla gösterdiğim yerdir. Bakın başlangıçta burası. Açıyı biraz daha büyüttüm. Şimdi dikkat edin. Yeşil olan kısma yeşil olan kısım gördüğünüz gibi artık daha kısa. Açı büyüdükçe 0 ile 90 arasında açı büyüdükçe kosinüs alfa küçülüyor. Böylece bu iki bilgi bizim için önemli arkadaşlar. Gelelim tanjant teta ve kotanjant teta'ya. Tanjant teta'da da durum şudur arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Tanjant ekseni diye bir eksen vardır. Bu arkadaşlar x eşittir 1 eksenidir. Bunu ilk defa burada vermiş olayım. Nasıl olur peki? Tanjant arkadaşlar şöyle bir açı çizdiğiniz zaman x eşittir 1 ile doğrunun kesişim noktasıdır. Dolayısıyla bu iki doğru bakın kırmızı şöyle bir a noktasında kesişiyor. Ve işte şu düşey uzunluk size tanjant alfayı verir. İşte bu yüzden tanjant arkadaşlar aynı açıya karşılık gelen sinüsten hep büyük olacaktır. Bakın sinüs alfa bu önemli bir bilgi. Tanjant alfadan büyük küçüktür. Mavi ile de göstereyim yeşil olmasın. Bakın mavi uzunluk hakikaten şuradaki kırmızı uzunluktan daha küçük gelir. Birincisi bu. Birinci yorumumuz bu. Aynı açıda tanjant alfa sinüs alfadan büyük. İkinci bilgi. Tanjant da arkadaşlar aynı sinüs gibi sıfırdan 90'a gittikçe büyüyor. Bakın şimdi burada Şöyle bir çizeyim rengi değiştirip. Siyah bir renk alayım. Bakın şimdi. Tanjant teta başlangıçta sıfır. Gittikçe büyüyor görüyor musunuz? X, bu x eşittir bir doğrusu üzerindeki uzunluk gittikçe büyüyor. Büyüyor 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 büyüyor. Hatta sonsuza kadar ilerliyor arkadaşlar. Tanjant 90 sonsuza doğru yaklaşır. O yüzden sıfırla 90 arasında tanjant arkadaşlar gittikçe büyür. Bunu da not olarak yazalım. Siz de notunuzun üzerine ya da kağıdınızın üzerine yazın. 0 ile 90 arasında tanjant arkadaşlar artar. Şimdi bundan sonra bir de şunu söyleyeceğim. Önemli bir bilgi yıldız koyalım. Tanjant arkadaşlar 45 ile 90 arası birden büyüktür. Neden biliyor musunuz? Tanjant 45 arkadaşlar 1 değil mi? Karşı bölü komşudan 45 45 93 üçgeninden hatırlayın. Tanjant 45 1'dir. E demin kural olarak ne söyledim? 0 ile 90 arası büyüyor dedim. Haliyle 45'te 1'e ulaşan artık 1'den sonra iyice büyür. O yüzden arkadaşlar tanjant 45'ten sonra tanjant 1'den büyük olduğu için herhangi bir açıda eğer size alfayı 45 ile 90 arasında verirse kesinlikle sinüs alfa ve kosinüs alfa tanjant alfadan küçüktür. Neden? Çünkü arkadaşlar sinüs alfa ve kosinüs alfa asla birden büyük olamıyordu. İlk trigonometri bilgilerimizden biriydi. Dolayısıyla dar açılarda evet tan alfa arkadaşlar aynı açıda sinüs alfadan büyüktür. Bir de üzerine 45'ten büyük olursa kesinlikle arkadaşlar tan alfa bu ikisinden de büyük olacaktır. Örnek tanjant 60 kök köküçtür. Sinüs 60 köküç bölü 2'dir. Ve kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Gerçekten köküç. Hem arkadaşlar köküç bölü 2'den büyük hem de 1 bölü 2'den büyük bir değerdir. Çünkü köküç arkadaşlar yaklaşık 1.7 gibi bir sayıdır arkadaşlar. Köküç bölü 2 bunun zaten yarısı. 1 bölü 2 zaten basit kesir. 1'den küçük sayı. Bu bilgi bizim için önemli arkadaşlar. Bunları birazdan sorularda göreceğiz. Ama ben kendimde bir örnek yazayım arkadaşlar. Bunların üçünü şimdi birleştirelim. Bakın şimdi şöyle bir soru söyleyeceğim. Sinüs 35, kosinüs 46 ve tanjant 61. Bunları büyükten küçüğe sıralayacağım. 1- bir, bir kere 45'ten büyük olduğu an tartışmasız tanjant diğerlerinden daha büyük. Çünkü 45'ten büyük değerlerde tanjant arkadaşlar birden büyük olduğu için Sinüs ve kosinüs de asla birden büyük olamadığı için bu kafadan cepte en büyük olduğu kesin. Peki ben sinüsle kosinüsü nasıl karşılaştıracağım? Siz bize böyle bir şey öğretmediniz. Sinüs gittikçe büyür dediniz, kosinüs de gittikçe küçülür. İşte arkadaşlar, sıralama sorularında yapmanız gereken şey hep birisini diğerine çevirmek. Onu da nasıl halledeceksiniz? Ya sinüsü kosinüse çevireceksiniz, ya da kosinüsü sinüse çevireceksiniz. Hangisini yapalım? Kosinüsü sinüse çevirelim arkadaşlar. Kosinüs 46 neyi eşittir? Sin 44. Doğru mu? Bunlara da hatta A harfi, B harfi, C harfi diyeyim. C en büyük olsun. Şimdi arkadaşlar. Sinüs 44'e eşit oldu kosinüs 46. Neden? Birbirini 90'a tamamlayanlarda sinüs kosinüse eşit oluyordu. 90'dan 46 çıkartırsak 44 olur. Bu yüzden sin 44 kos 46'dır. Ve arkadaşlar sin 44 açı olarak 35 dereceden büyük olduğu için sin 35'ten büyüktür. Sinüs 0'dan 90'a gittikçe artar. O yüzden CBA sıralaması oldu. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar açıları küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz. Örnek bana gitti sin 220 verdi. Hatta sin 220 demeyelim şimdi abartmayalım. Sorularda zaten çözeceğim. sin 176 ile sinüs 19'u karşılaştır dedi. Bu A olsun bu da B olsun. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen indirgeme. 176 neye eşittir? 180 eksi 4. Hep dar açıya çevir. O zaman bu sin 4'tür. Sin 19 demek ki arkadaşlar 4'ten büyük olduğu için B A'dan büyükmüş. Olay bu. Bu şekilde arkadaşlar dar açı olmayanları dar açıya çevireceksiniz sinüs ve kosinüsü böylece birbirine çevirip hep aynı fonksiyon. Yani sinüsle kosinüsü karşılaştırma. Git sinüsle sinüsü karşılaştır. Benim tavsiyem size şu. Genelde arkadaşlar sinüs, e, kosinüsleri sinüse çevirin. Kotanjantları da tanjanta çevirin. Dikkat edin. Kotanjantla ilgili bir bilgi vermedim. Vermesen bile çözersiniz. Ne yaparsınız? Bundan sonra size kotanjant 47 nedir diye sorsam şey kotanjant 47 mi büyük? tanjant 33 mü büyük diye sorsam gidersin kotanjantı 47'yi tanjant 43'e çevirirsin yaparsın soruyor. Ama illa merak ediyorsanız söyleyeyim. Kotanjant arkadaşlar y eşittir 1 ekseniyle açının kesiştiği noktadır. Bakın şimdi bunların ikisi nerede kesişiyor? Burada. İşte şu uzunluk kotanjantın değerini verir arkadaşlar bize. Ve burada kotanjant alfa sıfırdan 90'a yaklaştıkça küçülür. Niye biliyor musunuz? Bakın bir açı daha yapayım. Biraz daha büyük bir açı. Fark ettiniz mi? Yeşil uzunluk siyah uzunluktan küçük. O yüzden sıfırla 90 arasında kotanjant azalır arkadaşlar. O zaman kosinüs ve kotanjant aynı oldu. Kosinüs de kotanjant da sıfırdan 90'a gittikçe azalıyor. Sinüs ve tanjant Sıfırdan 90'a gittikçe artıyor. Benim tavsiyem ne? Sorular arkadaşlar bir ona bir ona bir ona 30 kere bakmamak için her şeyi çevirebildiğiniz sinüse ve tanjanta çevirin. Sinüs ve tanjantları karşılaştırmak daha kolaydır. Benim tavsiyem bu. Kosinüsü ayrı, sinüsü ayrı, tanjanta ayrı verilen soruda sinüs ve tanjant üzerinden gitmek mantıklı arkadaşlar. Gelin şimdi bu soruya bakalım. Sin 70, koson ve sin 20. Ben ne dedim? Hepsini aynı fonksiyona döndür. Koson 90'dan çıkar. 90'a tamamlayanlar birbirinin ismi değiştirilir çünkü. Bak koson yerine sin 80 yaz. Sıfırdan 90'a gittikçe sinüs büyür. O zaman en büyük B. Sonra A sonra C. Gördüğünüz gibi güzelce sorumuzu yaptık. Geliyorum aşağıya. Sin kos kos. Kos 25 sin 65'tir. Kos 75 sin 15'tir. O zaman en büyük B, sonra A, sonra C oldu. Sinüs çünkü sıfırdan 90'a gittikçe büyüyor arkadaşlar. Sinüs, kosinüs, sinüs. Burada bak. Sinüs 130. Hemen dar açıya indir bunu. Çünkü geniş açıları sakın kafanız karışır. Sinüs 130. 180'den çıkaracağım. Neden? İsim değiştirmek istemiyorsak ne demiştim? 180 ve 360 cinsinden yazacağız. Bak sinüs 180 eksi 50'dir arkadaşlar sinüs 130 ve 180 gider. İkinci bölgede sinüs pozitiftir sin 50'ye eşit olur. cos 40 90'a tamamla sinüs 50'dir. Bu zaten sin 20. O zaman arkadaşlar bakın a b'ye eşit geldi. 20 dereceden de daha büyük oldukları için c'den de büyük oldular gördüğünüz gibi. Bunun cevabı da bu olmuş oldu. Devam ediyorum. cos 230 ne yapacağım hemen? Bunu arkadaşlar sinüse çevireceğim. Nasıl çeviririm? İsim ne zaman değiştiriliyordu? 90 ve 270'te. Bak ne yazıyorum? 270 eksi 40. Ancak 3. bölgede kosinüs negatiftir. O yüzden bu eksi sin 40 olur arkadaşlar. Kos 125. Sinüse çevireceğim. Nasıl? 90'a yakın değil mi bu? 90 artı 35 diyeceğim. İsim değiştirmek istiyorsanız 90 veya 270'i kullanın. Tabii yakın olandan bir tanesini alacağız. Burada 90'a yakın gidip 270 cinsinden yazılır mı hiç? Cos 90 artı 35 ile neye eşit? Eksi sin 35. Çünkü kosinüs ikinci bölgede negatif. Yine aynı şekilde kosinüs 90 artı 50 böylece arkadaşlar eksi sinüs 50 oldu. Gördüğünüz gibi olay budur arkadaşlar. Ve Normalde neye dikkat edeceğiz? Bakın şimdi. İşaretler değiştiğinde eşitsizlik yön değiştirir. Temel matematik bilgisi. 9. sınıf bilgisi. Yani bakın şimdi. Normalde 5 4'ten büyük değil mi? Ama matematikte eksi 5 eksi 4'ten küçüktür. Dolayısıyla bunlarda da aynı yorumu yapacaksınız. Sıfırdan uzaklaştıkça sayı küçülür negatif tarafta. Normalde bu A'mış. Bu B'ymiş. Bu da C'ymiş. Normalde C büyüktür. A büyüktür B olacak değil mi? Ancak şimdi dikkat edin. C büyüktür A büyüktür B değil. Burada C küçüktür. A küçüktür B. Sebep önünde eksi olduğu için aynı bu mantık gibi. Pozitif halinde büyük olan negatif halinde küçük olur arkadaşlar. Önce siz eksi yokmuşçasına davranın. Sonra sorunun sonunda eşitsizliği yön değiştirin arkadaşlar. İsterseniz bir örnek daha vereyim bakın. Kosinüs 150 ile kosinüs 135'i karşılaştıralım. Bakın şimdi kosinüs 150 nedir? Eksi sin 60 doğru mu? 90 artı 60 çünkü. Kosinüs 135 neye eşit? Eksi sin 45'e. Buna A diyelim. Buna da B diyelim. Normalde açılardan yola çıksaydık sadece A büyüktür B derdim. Ama önünde eksi olsa bunun tam zıttı a küçüktür b diyeceğiz. İşaret değiştiğinde eşitsizlikte de yön değiştirir. Geldim buraya. Tan kot, tan. Hemen kotu tan'a çevir. Tan kaçtır bu? 35 derece. Çünkü arkadaşlar 90'a tamamlama açısı kaç? 90'dan 55 çıkarırsan 35 olur. Şimdi tan 35, tan 45, tan 40. Tanjant 0'dan 90'a gittikçe büyür. O yüzden c en büyük a en küçükte b geldi arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden c şıkkı olmuş oldu. Geliyorum buraya. tan 250 hemen bunu tanjant cinsinden yani 180'den yapacağız. 270'den neden yapmıyorum? İsim değiştirmeyeceğim çünkü zaten tanjantı yine tanjant cinsinden yazmak istiyorum. 180'den kaç fazla bu? 70. Üçüncü bölgede tanjant nedir? Pozitiftir. O yüzden bak bu tanjant 70 oldu. Bu zaten tanjant 75. Kotanjant 260. Bunu tanjanta çevirmek istiyorum. Kaça yakın bir açı bu? 270'e. O zaman 270 eksi 10 yazarım. Ve şey kotanjant burası pardon. Ve 270'te isim değişir. Tanjant 10 olur arkadaşlar. Artık A büyüktür şey pardon. B büyüktür. A büyüktür. C oldu. Neden? Tanjant 0'dan 90'a gittikçe büyür arkadaşlar. Böylece cevabımız C şıkkı oldu. Son iki sorumuz artık. Şunu bir düzelteyim hemen. Evet bakalım. Tanjant 340, kotanjant 130 ve tanjant eksi 30. Aman işaretlere dikkat. Tanjant arkadaşlar 360'a yakın değil mi bu? 360'dan 20 eksik. Haliyle eksi tan 20. Çünkü arkadaşlar tanjant 4. bölgede negatiftir. Kotanjant 130. 90'dan 40 fazla. İkinci bölgede kotanjant negatif. Eksi tan 40. Bakın arkadaşlar bunları da biraz daha hızlı yapıyorum önce öğrettiğime göre. Yaklaşık 50 dakika anlatmışım bakın bölgelerdeki işaretleri ve indirgemeyi. Çok uzun gerçekten. Sonuçta siz okulda öğretmenle muhabbet ediyorsunuz. Arada birine bir şey soruyor bilmem ne falan. Yani ben neredeyse bir buçuk saatlik ders anlatmış oluyorum. O yüzden orası çok önemliydi. İlk defa benden şu an dinliyorsanız hani bu videoyla keşfettiyseniz geriye dönüp muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Eksi tan 40 oldu. Sonra tan eksi 30 neydi? Tanjant, sinüs ve kosinüs şey tanjant, sinüs ve kotanjant eksiye dışarı atıyorlardı arkadaşlar. Dolayısıyla tan eksi 30 eksi tan 30 olur. İstisnası kosinüste. Kosinüs eksi alfa direkt kos alfadır eksiği yutar. Şimdi normalde B, A, C. B büyüktür. C büyüktür A derdik. Ancak işaret tersse sıralama da ters arkadaşlar. Böylece cevabımız B küçük C küçüktür A oldu. Son olarak bir sorumuz. Sin Cos tan Cot O hem sin hem tan hem kot karşılaştırılmış. Hepsini dar açıya çevir. 155 derece. 180 eksi 155 şey 180 eksi 155 nereden çıktı? 180 eksi 25'tir. O zaman 155 aslında neye eşitmiş? Sine, sin, sin 25'e. Kosinüs 310. 270'ten kaç fazla? 40. Ama 3'ün 4. bölgede kosinüs nedir? Pozitif. O yüzden bak 270 artı 40 olduğu için ve 4. bölge olduğu için kosinüs işaret değiştirmez. Ama isim değiştirir. 270 cinsinden yazdım. Sin 40 oldu. Bu A, bu B. Sonra C'ye geldim. Tanjant 125 arkadaşlar nedir? Tanjant 180 eksi 55'tir. Bu yüzden ikinci bölgede tanjant negatiftir. Eksi tan 55 oldu. Kotanjant 340 evet 360'a yakın olduğunu ben de biliyorum ama 270 cinsinden yazacağım. Neden? Çünkü isim değiştirmek ve tanjanta dönüştürmek istiyorum. Bu yüzden kotanjant 270 artı 70 Tanjant 70 ama dördüncü bölgede tanjant negatiftir. Şey pardon kotanjant negatiftir. Bu yüzden de D eksi tan 70 oldu. Dikkat. Normalde arkadaşlar en büyük D derdik. Sonra C derdik. Neden? Tanjant 45'ten büyük olduğu an uçuyor. Birden büyük oluyor. Sinüs birden küçük bir değerdir veya 1'e eşittir maksimum. Ve sonra ne yazardık? A, B en küçük de A olurdu. Ancak burada arkadaşlar C'nin negatif olduğunu unutmayın. B ve A'nın da pozitif olduğunu unutmayın. Daraç çünkü bunlar bakın böyle. Gördüğünüz gibi bunların önünde ama eksi var. O zaman ilk önce standart yine BA'dan büyük olur. Tamam mı? DC'den büyüktü ya işareti kale almasaydım ama. Sadece tanjant 70. sadece tan 55'e baksaydım tan 70 tan 55'ten büyük. Şimdi ne diyorum dikkat. C büyüktür D. Neden? Çünkü arkadaşlar normalde sıfıra yakın olan bir sayı pozitiflerde küçükken negatiflerde daha büyüktür. Örnek 2 birden büyüktür ama eksi 2 eksi birden küçüktür. Bu yüzden C D'den büyük oldu. Bir de bunlar negatif olduğu için otomatik olarak negatif sayılar pozitiflerden küçüktür. O yüzden B ve A'dan sonra geldiler. Bu şekilde arkadaşlar sıralamayı da böylece Karışık olduğunda nasıl yapabileceğinizi güzel bir soruyla göstermiş oldum. Artık top sizde burada. Yani basit kitaplardan sonra orta düzey kitaplardan soru çözebilirsiniz. Sonra arkadaşlar benim daha üst düzey olan yani orta düzey Anadolu ve daha üstü liselerde e, kullanılabilecek notları da indirip onları da çözüp anlamadıklarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da en baştan izleyebilirsiniz. Tercih sizin. Diğer videomuzda. Ee, görüşmek üzere. Diğer videomuzda arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlar orada da beni dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Görüşürüz.